Merhaba arkadaşlar. Ben 9 Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Zor. Bu videomuzda sizlere Workbench ile yorulma analizi yapabilmeniz için bilmeniz gereken teorik bilgilerden, temel kavramlardan ve özellikle de Workbench'te kullanacağınız önemli parametrelerin anlamlarından bahsetmek istiyorum. Bunları eğer yeterince biliyorum ben, bunlara hakimim diyorsanız doğrudan diğer videomuza yani yorulma analizi ile ilgili bölüm 2 olan Workbench'in adımlarının anlatıldığı diğer videomuza geçebilirsiniz. Fakat size tavsiyem bu temel ve teorik bilgileri Workbench'teki değişkenlerin, parametrelerin anlamlarını bir kere de olsa gözden geçirmeniz, bu videoyu baştan sona bir kere izlemenizdir diyorum. Tabii arkadaşlar bizlerin her şeyden önce bir mühendis olarak neyi ne için kullandığımızı bilmemiz ve çalıştığımız konudaki temel kavramlara hakim olmamız gerekir ki bir analiz faaliyetini veya daha genel anlamda bir mühendislik faaliyetini doğru yapabilelim ve kendi çalışma ekibimizi de bu kapsamda doğru yönlendirebilelim. Dolayısıyla şimdi konumuz madem yorulma analizi ise öncelikle sizlere yorulma ile ilgili önemli kavramlardan başlangıçta bahsetmek istiyorum. Yorulma nedir diye soracak olursak yani yorulma aslında günlük hayatımızda da kullandığımız bir terim. Biz biliyoruz ki bir seferliğine kolayca kaldırabildiğimiz bir paketi arda kaldırmak istersek ancak belli bir tekrar sayısına kadar kaldırabiliriz. Çünkü bu tekrarlı işlem bizi yorar diyoruz. Aynı durum aslında katı cisimler için de geçerlidir. Aynı davranışı gösterir yani benzer davranış gösterir. Demek ki katı cisimler de tekrarlı yüklere karşı benzer bir davranış gösterir. Yani katı cisimler statik olarak uygulanan bir yüke dayanabilseler dahi, mukavemet sınırları aşılmasa dahi, durağan statik bir yüke yani dayanabilseler dahi, aynı yükü tekrarlı olarak arka arkaya uygularsak belli bir tekrara kadar dayanabilmektedirler ve sonra hasara uğrarlar diyoruz. Eğer sonsuz ömre sahip değillerse tabii. İşte biz bu duruma, bu olaya yorulma diyoruz. Peki yorulma analizinde önemli noktalar nedir? Bir kere yorulma analizinde temel amaç cismin uygulanan yüke yani tekrarlı yüke kaç tekrara kadar dayanabileceğini hesaplamaktır. Buna biz aynı zamanda işte ömür tayini veya ömür hesabı da diyoruz. Analiz programı bize ömür hesabından başka aynı zamanda hasar uğrayan bölgeleri de gösterebilmektedir. Yorulma analizinden önce bizim statik analiz yapmamız gerekmektedir. Bu statik analizi yaptıktan sonra programa tanımladığımız çeşitli değerlerle bu statik yüklerin tekrarlı yüklere dönüştürüyoruz. Yani nasıl tekrar ettiğini, hangi aralıklarda tekrar ettiğini programa girdiğimiz çeşitli değerlerle tanımlamış oluyoruz. Böylece tekrarlı yükleri aslında tanımlamış oluyoruz programa. Böylece yorulma analizine geçebiliyoruz. Statik analiz için gerekli malzeme özellikleri tabi nedir? Elastomodülü E ve nü yani pozisyon oranı ve elastomodülü değerleri. Bunlar tabi elastik durum, elastik statik analiz için gereklidir. Bunun yanı sıra tabi ömür tayini de yapacaksak yani yorulma analizi yapacaksak bir karakteristik değere daha ihtiyacımız var. Yani malzeme özelliğine daha ihtiyacımız vardır. O da SN diyagramının ismini verdiğimiz veya Wöhler ergesi denilen malzeme özelliğidir. Bu değerin, bu SN diyagramının mutlaka analiz programında tanımlı olması gerekir ki biz ömür hesabı yapabilelim. 10 üzeri 6 tekrar bizim tasarım kriterimizdir diyebiliriz. Yani biraz sonraki diyagramlardan da SN eğrisinden de anlaşılacağı üzere bir noktada yorulma açısından hasar olmaması için o noktanın ömrünün 1 milyon yani 10 üzeri 6 tekrar veya daha üstünde olması gerekmektedir diyoruz. Şimdi yorulmada önemli değişkenler yani parametrelerden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu şekilde bir noktadaki herhangi bir cismin tekrar yüklerine maruz bir cismin herhangi bir noktasındaki tekrarlı yüklemede gerilme zaman değişimini görüyoruz. Düşey eksen gerilme, yatay eksen zaman olmak üzere. Bu gerilme von Mises gerilmesi olabildiği gibi asal gerilme de olabilir. Malzeme cinsine bağlı olarak değişebilir. Burada önemli değişkenler, önemli parametreler S maksimum yani o noktada
gelinmenin alabileceği geldiği maksimum değerdir. S maksimum. S minimum da minimum değerdir. Bunların ortalaması SM ile gösterdiğimiz ortalama gelinmedir. Bunun İngilizcesi de ENSYS programında bu tabirle geçiyor. Mean stress'tir. Bunu hemen yazalım. Mean stress. Bir de ayrı bir parametre daha var. Bu da gerilme genliği ismini verdiğimiz SA değeridir. Bakın burada İngilizcesi alternatif strestir. Aslında S max ile S minimum M arasındaki S max ile S M arasındaki farktır veya formülasyon olarak S max eksi S minimum bölü 2'den de bulmamız mümkündür. İşte bütün bu değişkenler yorulmada önemli kavramlardır. Ve de bunların hepsi pozitif bölgede olabildiği gibi negatif bölgede de veya bir kısmı pozitif bir kısmı negatif bölgede de olabilmektedir. Şimdi bir malzemenin yorulma karakteristik eğrisini deneysel olarak elde ediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Yani deneylerle nasıl elde ediyoruz? Burada bir diyagram var. Mesela bir grafik göreceksiniz. SM düşey eksen yani ortalama gerilme zaman diyagramı olmak üzere herhangi bir SM bir eğrisi daha doğrusu ortalama gerilmesi için bir numuneye değişken yük uyguluyoruz. Değişken, zamana bağlı değişken, şu C eğrisiyle gösterdiğimiz değişken yük uyguluyoruz. Buna biz deney 1 de diyebiliriz. Buraya deney 1 dersek herhangi bir numune aldık. Buna SM1 ortalama gerilmesinde değişken bir yük uygulamaya başladık ve tekrarlı olarak uygulamaya sürdürdük. Ta ne zamana kadar? C eğrisi sonucu yani o elde ettiğimiz, daha doğrusu incelediğimiz bu numunenin, deneye tabi tuttuğumuz numunenin hasara uğrayacağı ana kadar bu deneye devam ediyoruz. Deney 1'e devam ediyoruz yani. Sonra diğer bir grafiğe baktığımız zaman düşey eksende gerilme genliği dediğimiz değer, yatay eksende de ne var? Yorulma oluşana kadar tekrar sayısı var. Yani SM1 ortalama gerilmesinde, SAC gerilme genliğinde ne kadar tekrar sonucunda yorulma oluşmuş, bu eğri buradan noktayı belirliyoruz, C noktasını belirliyoruz. Yani C noktası bize neyi gösteriyor? SAC gerilme genliğinde SM1 ortalama gerilmesinde tekrarlı yüke maruz kalan numune 10 üzeri 5 tekrara kadar dayanabilmiş. Burada ne olmuş? Demek ki 10 üzeri 5 tekrarda artık hasar oluşmuş diyoruz. İşte yine SM1 gerilme genliğinde başka bir deney yapıyoruz. Bu sefer gerilme genliğini arttırıyoruz. Bu da deney 2 olsun. Deney 2 için de B eğrisinden bir B noktası elde ediyoruz. Sonuçta bu da SAB gerilme genliğinde SM1 ortalama gerilmesinde 10 üzeri 4 tekrara kadar dayanabilmiş. Aynı malzemeden farklı numune tabi bu. Bunun gibi SM1 için farklı deneyler yapıyoruz. Yani buradan deneylere devam ediyoruz. Deney N kaç tane olursa artık buradan bunlara devam ediyoruz demek ki. En az 3-4 tane deney yapmamız gerekiyor. Bir ortalama gerilme için, SM1 için. İşte şöyle noktalar elde ediyoruz ve bu noktalardan geçen ortalama bir eğri çiziyoruz ki biz bu eğriye işte ne diyoruz? SM1'in eğrisine biz SN diyagramı diyoruz. İşte bu SN diyagramı malzemenin yorulma karakteristik eğrisi olarak tanımlanıyor ve analiz programında girilmesi gereken nedir? Malzeme özelliğidir aslında bu. Bunu girdiğimiz zaman ancak yorulma yani ömür tayini yapabiliyoruz. Aynı malzeme için biz farklı SN diyagramları da elde edebiliyoruz. Yani başka bir SM2 ortalama gerilmesi için başka bir test yapıyoruz. Bu da işte başka bir deney tabi. D eğrisinde SAD gerilme genliğinde bir test yapıyoruz. Ta ne zamana kadar? İşte hasar oluşana kadar. Hasar 10 üzeri 5 tekrarda mesela oluşmuş. SM2 ortalama gerilmesinde ve SM2 için farklı farklı deneyler yapıyoruz. Şu şekilde diyelim ki şöyle deneyler yapıyoruz. Bu deneylerden işte çeşitli noktalar belirliyoruz ve böyle bir eğri yine elde ediyoruz. Bu da aynı malzeme için farklı bir ortalama gerilmede SN diyagramı
SM3 için mesela başka bir ortalama görünmek için yine deney yapabiliriz. Böyle bir eğri de elde edebiliriz. Ve sonuçta bu SM diyagramlarını bir malzeme için elde ediyoruz ki bu yorulma için, yorulma analizleri için gerekli olan diyagramlardır, malzeme özelliklerdir diyoruz. İşte bu eğrilere dikkat edersek şu noktaları da görebilmemiz lazım. Aynı ortalama gerilme yani SM1 için mesela SM1 için aynı ortalama gerilme değeri için gerilme genliği SA yani artarsa mesela C değil de SAC değil de SAB olursa gerilme genliği ne oluyor o zaman? Malzeme artarsa malzeme yorulması daha az tekrar sayısında gerçekleşir. Tabi bakıyoruz B noktasında tekrar sayısı ne olmuş? 10 üzeri 4 olmuş. Gerilme genliği azaldığı zaman tabi daha fazla tekrara dayanıyor diyoruz. Veya başka bir tespiti de şöyle yapabiliriz. Aynı SA değeri için SM azalırsa malzeme daha fazla tekrar sayısında yorulur. Mesela B noktasına dikkat edelim. Ortalama gerilme SM1 iken eğer ortalama gerilme SM2'ye düşerse ama gerilme genliği SAB olarak kalırsa ne oluyor bakın SAD ile SAB aynı o zaman B noktası D noktasına şu şekilde kayıyor demektir. Daha fazla tekrara dayanıyor demektir. Burada sonsuz ömür kavramı önemli bizim için. Bu SN diyagramlarına dikkat edersek arkadaşlar 10 üzeri 6 tekrarda artık bu eğriler x eksenine paralel hale geliyor. Bakın dikkat edin. X eksenine paralel hale geliyor. Bu ne demektir? 10 üzeri 6 tekrarda benim 10 üzeri 6 tekrar için gerekli olan SA0 mesela gerilme genliğinde SA0 gerilme genliğinde SM1 ortalama gerilmesinde 10 üzeri 6 tekrara kadar dayanıyor. Peki 10 üzeri 7 tekrara kadar da aynı şekilde dayanıyor. Bakın bu eğri. Dikkat edelim. 10 üzeri 8 tekrara ve bundan sonra paralel gidiyor bakın. Bu ne anlama gelir o zaman? Demek ki ben SA0'ın altında kalırsam o zaman hiçbir zaman yorulma olmayacak demektir. Çünkü eğrinin altında kalıyorum tabi. SM1 eğrisinin altında kalıyorum. Demek ki bu eğrinin altında kaldığım zaman benim için yorulma olmayacak demektir. O zaman bir noktada 10 üzeri 6 tekrardan daha fazla bir ömür çıkması demek o noktanın sonsuz ömre sahip olması demektir. Demek ki tanıdığım alan sonsuz ömür bölgesidir diyoruz. İşte 10 üzeri 6 tekrar bundan kaynaklanıyor. Aynı şey diğer eğriler için de geçerli bakın. 10 üzeri 6 tekrarda hepsi x eksenine paralel hale geliyor. Bu malzemelerin genel anlamda karakteristik bir özelliği oluyor. İşte yorulmada 1 milyon tekrarın tasarım kriteri alınması ve bütün noktaların da 1 milyon tekrarın üzerinde kalması gerekliliği, yorulma olmamasının kalması gerekliliği bu noktadan anlaşılıyor, bu eğrilerle anlaşılıyor. Ansys Workbench'te SN diyagramı tanımlanırken bu SN diyagramları R-Ratio dediğimiz bir orana göre de tanımlanabilmektedir. Yani biz SN diyagramlarını farklı SM'lere göre, ortalama gerilimlere göre girebildiğimiz gibi R-Ratio dediğimiz bir orana göre de girebiliyoruz. Aslında aynı SN diyagramlarını girmiş oluyoruz. R-Ratio değeri nedir? R-Ratio oranı nedir? Ondan bahsedelim. Tekrarlı yüklere maruz bir cismin herhangi bir noktasında gerilme zaman değişimi grafiği şu şekilde olduğunu düşünelim. Bu gerilmeler S maksimumla S minimum arasında değişirse o zaman sonuçta biz diyoruz ki bu noktadaki R ratio değeri, R büyük R ile gösterdiğimiz R ratio değeri S minimum bölü S maksimum değeridir. Yani bu formülde bulunur diyoruz. Eğer burada mesela R'yi biz eksi 1 olarak alırsak dolayısıyla S minimum neye eşit olacaktır? S minimum eksi S maksimuma eşit olacaktır, değil mi? Eksi S maksimuma eşit olacaktır. Dolayısıyla ortalama gerilmede nedir? S maksimum artı S minimum bölü 2 olduğuna göre ortalama gerilme yani SM değerinin de 0 olduğunu söyleyebiliyoruz. SM eşit 0 ise o zaman R eşittir eksi 1'dir diyebiliriz. Yani her bir SM'e karşılık gelen bir R değeri vardır diyebiliriz. Biz daha önceki sayfalarda daha önce biz SM değerlerinden SN diyagramlarının
nasıl elde edildiğini anlatmıştık. Yani SM eşittir 0 için ne yapıyorduk? Farklı gerilme genlikleri için deneyler yapıyorduk. SM sabit tutulmak üzere ve de onlardan yapmış olduğumuz deneylerden SN diyagramları için farklı noktalar elde edip ortalama bir eğri geçiriyorduk. Ve bir SN diyagramı elde ediyorduk. Aslında bu kırmızıyla gösterdiğimiz eğri SM eşittir 0'a karşılık gelen eğri. Aynı zamanda SM 0 iken R eşittir eksi 1 olduğunu da burada anladık. Demek ki aslında aynı eğri. R eşittir eksi 1'e SN eğrisi, SM eşittir 0 eğrisi aynı eğri oluyor. O zaman biz farklı R değerleri için, mesela R eşittir 0 için diyelim ki, yine bir SN diyagramını farklı deneylerde elde edebiliyoruz. Burada biliyoruz ki R eşittir 0 ise S minimum eşittir 0 olur. Pardon, 0 olur tabii. O zaman SM de belli bir değere sahip olur. S maksimuma bağlı olarak. Burada da farklı SA değerleri için deneyler yaparak farklı noktalar elde ederek SN diyagramını elde ediyoruz. Bu da R eşittir 0'a karşı gelen eğri. Aslında bu SM2 desem ben buna mesela şu ortalama gerilmeye. Bu aslında SM2'ye karşılık gelendir, eğridir diyebiliyoruz. O yine sonuçta biz R eşittir diyelim ki 0,5'e karşılık gelen, eksi 0,5'e karşılık gelen bir SN diyagramını yine farklı deneylerde elde ederek sonuçta biz bunların hepsini engineering datada malzeme özelliği olarak sisteme tanımlıyoruz. Demek ki R reşve oranı malzeme özelliğine bağlı bir değişkendir. Dış yüklerle alakası olmayan bir orandır diyoruz. Yani R reşvenin dış yüklerle ilgisi yoktur diyebiliriz. Peki Ansbach-Masher loading ratio dediğimiz bir oran daha var. Onu da yorulma analizine geçtiğimiz zaman yapıyoruz tabii. LR ile gösterdiğimiz bu oran F minimum bölü F maksimum oranıdır. Yani minimum yüklerin maksimum yüklere oranıdır diyebiliriz. Bunu diyagram olarak gösterirsek dış yükün zamana bağlı diyagramında F maksimum ile F minimum arasında yükler değişecektir. Burada LR eşittir eksi 1 ise o zaman F minimum eksi F maksimum olduğunu söyleyebiliriz. Sonra LR eşittir 0 ise F maksimum ile F0 arasında dış yükler değişecektir. Peki bunu niye tanımlıyoruz? Çünkü biz F maksimuma göre F maksimumu uyguluyoruz modele. Ondan sonra ona göre statik analiz yapıyoruz. Sonra statik analizden sonra loading ratio'yu mesela eksi 1 girerek bu yüklerin F minimumla F maksimum arasında değiştiğini, mesela artı F ile eksi F arasında değiştiğini sisteme tanımlamış oluyoruz. Böylece tekrarlı yük tanımını da sisteme girerek ömür tayini yapabiliyoruz. Peki Ansys 4.5'te ömür hesabı mantığı nasıl oluyor? Ondan da hemen bahsedelim ve böylece Workbench'te bu noktayı da anlarsak yani kavramların birçoğuna hakim olmuş oluyoruz yani. Yaptığımız analizleri bilerek neyin nerede kullandığımızı bilerek yapmış o zaman olacağız tabii. Şimdi bakın diyelim ki herhangi bir cisim modelledik. Ansys Workbench'e bu modeli Ansys Workbench'te kurduk veya oraya işte aktardık. Bu cismi şuradan sabitledik diyelim ve de bir dış yük uyguladık bir cisme. Bu F kuvveti olsun. İşte bu F kuvveti aslında yorulma analizindeki F maksimum kuvvetine karşılık gelen bir kuvvet olduğunu da söyleyelim. Ve de öncelikle ne yapıyoruz? F kuvvetini tabii şöyle hemen yazalım. F maksimum değerini F eşittir F maksimum. Mesela diyelim ki bu 100 kilonewton olduğunu düşünelim. 100 kilonewton. Şimdi bu yükün etkisiyle statik analiz yapıyoruz. Statik analiz gerçekleştiriyoruz. Mesela diyelim ki herhangi bir A noktasında, yani tüm noktalardaki tabii gerilmeler ortaya çıkıyor. Statik analiz sonucunda gerilmeler ortaya çıkıyor. Von Mises veya asal gerilmelere göre bir değerlendirme yapacağız tabii. Mesela A noktasındaki von Mises gerilmesine baktık. A noktası için S maksimum, F maksimuma karşılık gelen S maksimum A değeri kaç çıktığını düşünelim. 60 megapaskal çıktığını düşünelim.
Yine f maksimum için başka bir nokta, B noktası düşünelim. B gibi bir nokta. Orada da s maksimum B'nin de kaç çıktığını düşünelim. Mesela s maksimum B'nin de 80 olduğunu düşünelim. 80 megapaskal olduğunu düşünelim. Bununla işte statik analiz yaptıktan sonra bu gelinmeler ortaya çıkacak. Tüm noktalarda ortaya çıkacak. Biz A ve B gibi iki noktayı orada örnek verdik. Peki statik analiz bitti. Ömür hesabı nasıl yapacağız? Yani A noktasının ömrü ne kadar, B noktasının ömrü ne kadar? Ondan sonra şimdi ömür tayinine geçmek için ne yapıyoruz? Fatigue Tool'da LR yani Loading Ratio'yu tanımlıyoruz. Mesela biz buna eksi bir girelim. Eksi bir olarak girdiğimizi düşünelim. O zaman F minimum değerimiz ne olacaktır bizim? Yani uygulanan yük F minimum yük eksi 100 kilonewton olacaktır değil mi? Yani bu ne anlama geliyor? F maksimum aşağı doğruysa, şu tarafa doğruysa F minimum yukarı doğru olacaktır anlamına geliyor yani. Şöyle kuzey doğu yönünde olacak açıkçası F minimum. Diyebiliriz. F minimum eksi 100. Peki F minimuma göre eksi 100'ü uyguladığımız zaman A noktasında ortaya çıkan gerilme ne olacaktır? Yine statik analiz yapacak program kendi içinde ve her bir noktanın yine F minimuma göre gerilmelerini bulacaktır. Mesela A noktasında bu sefer eksi 60 megapaskal bulsun. B noktasında ise diyelim ki ne buldu? Eksi 20 olduğunu düşünün. F minimuma göre bulunan gerilmenin. Tabi bunlar nedir? Bu S maksimum, şey F minimum A, bu da S minimum B'dir değil mi? Bunları bu şekilde olduğunu söylüyoruz. S maksimum değil tabi bunlar. S minimum ve S minimum değerleridir diyoruz. Bunları bulduktan sonra şimdi ömür tayini yaparken program SN eğrilerini kullanması gerekiyor tabi. Girdiğimiz SN eğrileri bunlar olsun. Bu eğrilerden hangisini kullanacak acaba? R'lerin hangi değerini kullanması gerekir? O zaman her bir nokta için bir R değeri, bir de SA değeri hesaplaması gerekiyor. O zaman biz R değerini biliyoruz ki R ratio'nun bir önceki sayfada anlatmıştık. R ratio'nun ne olduğunu biliyoruz. S minimum bölü S maksimum olduğunu söylemiştik ya. O zaman RA için, RA noktası için yani R değerinin R ratio değerinin eksi 60 bölü 60 yani eksi 1 olduğunu görüyoruz değil mi? Bakın eksi 1. Peki RB değeri ne oluyor o zaman? RB eksi 20 bölü 80 oluyor. O da eksi 0,25 oluyor değil mi? Bakın 0,25 olduğunu görüyoruz. Tamam RA'yı bulduk. RB'yi de bulduk. Bir de SA'ları bulmamız lazım. Yani gerilme genliklerini bulmamız lazım. SA'nın da ben ne olduğunu biliyorum. S maksimum eksi S minimum bölü 2 formülü genel ifadesi bu. O zaman SA gerilme genliği A noktası için ne demem lazım? S maksimum 60 eksi 60 bölü 2 o da SA'yı şuraya yazayım. O da 60 çıkar değil mi? 60 megapaskal tabi bu. Peki B noktası için ne çıkar? SAB için de SAB için de 80 eksi 20 bölü 2. Bunun da baktığımız zaman SAB'nin 50 çıktığını görüyoruz değil mi? 50 megapaskal çıktığını görüyoruz. Şimdi A noktası için ben eksi 1 eğrisini kullanacağım. Ve de 60 megapaskallık gerilme genliğini kullanacağım. O zaman eksi 1 eğrisi şurada. 60 megapaskal tabi diyelim ki şöyle bir noktada karşımıza çıkıyor. 60 megapaskal 60 megapaskal olduğunu görüyoruz. Burada eksi 1 eğrisiyle bunu çakıştıracağım ve de bakıyorum ki çakıştığı zaman tam R eşittir eksi 1'e eğrisinde 60 megapaskala gerilme genliğine karşı gelen NA değeri yani bu
ömür değeri, A noktasının ömrü işte 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 4 arasında bir yerde çıktığı, mesela 3000, 4000 gibi bir tekrar sayısı çıktığını görüyoruz. Peki B noktası için ne yapacağım bakalım? B noktası için gerilme genliğim 50. Biraz daha düşük şurada. 50 megapaskal. Fakat R eşittir 0,25. Eksi 0,25. Tabii bu eksi 0,25 olacak bu. Eksi 0,25'e karşılık gelen bir SN diyagramım yok. O zaman ne yapacağım? O zaman program şunu yapıyor. Bu R değerine en yakın olan iki SN eğrisi arasında interpolasyon yapıyor. Ne yapıyor? Sanki burada şöyle eksi 0,5 ile 0 arasında bir eğri varmış gibi R eşittir. Sanki burada eksi 0,25 eğrisi varmış gibi bir interpolasyonla eksi şey, 50 megapaskala karşılık gelen tam şu noktayı diyelim ki buluyor. Nereden? Şu iki nokta arasında, tabii şu iki nokta arasında interpolasyon yapıyor ve 50 megapaskala gelen noktayı eksi 0,25 eğrisi için buluyor ve de bu da ne oluyor? NB yani B noktasının ömrünü tayin etmiş oluyor. B noktasının ömrünü tayin etmiş oluyor. O halde arkadaşlar, demek ki Ernst-Borgmann işte ömür hesabı mantığı bu şekilde oluyor. Biz R ratio oranına bağlı olarak SN diyagramlarını giriyoruz. Tabii ne kadar çok diyagram girersek o kadar tabii gerçek değerlere yakın değerler elde ederiz diyebiliriz. Ve de diğer noktalarda da tüm hesaplamaları, yani ömür tayini hesabını bu mantığa göre program yaparak bize her bir noktanın ömrünü vermiş oluyor. Evet, yorulma analizinde Workbench'te arkadaşlar loading ratio'yu bizim tespit etmemiz oldukça önemli. Baştan tahmin etmemiz, doğru tespit etmemiz oldukça önemlidir. Tekrarı yüklemede aslında önemli olan tabii loading ratio'yu tespit ederken dış yüklerin değil, incelenen noktadaki gerilmelerin zamanla değişim grafiğini doğru sağlayacak loading ratio'yu bizim tespit etmemiz gerekecektir. Önemlidir yani. Şimdi özellikle hareketli sistemlerde loading ratio LR belirlenmesinde gerilmeler açısından doğru tahminler yapılması çok önemlidir, çok gereklidir. Bunu örneklerle göstereceğim şimdi. Yorulma analizi yapılacak sistemleri yük ve hareket durumuna göre üçe ayırmak mümkündür. Bunlar nedir? Bir kere sistem sabit olabilir, yükler zamanla değişken olabilir. İki, sistem hareketli yükler sabit. Üç, sistem hareketli yükler zamanla değişken olabilir. Bu üç tipte de loading ratio'yu nasıl belirleyeceğimizi bahsedeceğim. Şimdi sistem sabit yükler zamanla değişken dediğimiz zaman buna bir örnek olarak yol su tasfiye ızgarasını verebiliriz. İşte metalik bir parça, delikli bir parça asfalta, yani otomobillerin geçtiği yola yerleştir diyor. Şu şekilde bir hat şeklinde de burada yerleştirilmiş. Tek de olabiliyor bunlar tabii. Bunlar sabitleniyor tabii. Yani çerçeve kısımlarına, yani dış kısımlarına sabitleniyor. Ortası boş oluyor bunların. Üzerinden araçlar geçiyor ve dolayısıyla bu sistem sabit. Ama üzerinden geçen araçlar sürekli geçtiği için yük değişken tabii. Şimdi burada bunun yorulma analizi tabii söz konusu. Tabii tekrarlı yüklere maruz olduğu için yorulma analizi söz konusu. Ömür tayini yapılabilir. Peki burada üzerinden araç geçerken bir noktadaki gerilme nedir? Maksimum seviyeye çıkıyor değil mi? Maksimum değerine çıkıyor. Şiddetçe mesela maksimum değerine çıkıyor. Mobil ses gerilmeleri incelersek zaten mobil ses gerilmeleri negatif olmaz yani. Daima pozitiftir. Onu da söyleyelim. Araç geçtikten sonra gerilme sıfır olur. S minimum sıfır olacaktır. Ama araç geçerken S maksimum olacaktır. Araç geçişi tekrarlandığı için tekrar yük ve yorulma söz konusudur. Evet. Bu durumu sağlayan işte gerilmelerin sıfırla S maksimum arasında değişmesini sağlayan loading ratio sıfırdır. Yani loading ratio aslında neydi? Loading ratio F minimum bölü F maksimumdur, değil mi? Şimdi gerilmeleri
Tamam, F maksimum değerinde yani aracın dörtte biri ağırlığını uyguladığımız zaman ızgaranın üstüne yayılı yük olarak mesela o zaman S maksimumu elde ediyoruz. Tamam. Peki gerilmeler sıfır olması demek minimum yükün sıfır olması demektir. Dolayısıyla minimum yükün sıfır olması demek loading ratio'nun sıfır olması durumunda ancak sağlanır. O zaman bu tip bir sistemde gerilmeleri düşündük, loading ratio'yu tahmin ettik ama sonuçta loading ratio F minimum bölü F maksimumunu da unutmuyoruz tabii bir taraftan. F maksimum araç ağırlığının dörtte biri alınabilir, evet. Workbench'te zero based olarak da girilebilir, ratio değil de zero based seçimi de loading type olarak seçersek o şekilde de LR değerini sıfır almış oluruz. Bu sistemin bir özelliği de arkadaşlar, sistem sabit yükler zamanla değişken olduğu zaman hiç gerilmeleri düşünmeden de doğrudan yüklerden giderek yani dış yüklerin zamanla değişim grafiğinden giderek de loading ratio'yu belirlememiz mümkün. Fakat diğer sistemlerde yani ikinci, üçüncü tiplerde doğrudan biz gerilme değişimini tahmin etmemiz gerekecektir. Workbench'te loading ratio 0 girilebilmesi için de Fatigue Tool'dan loading type ratio 0 girilir veya loading type 0 based seçilebilir. Evet, ikinci durum olarak sistem hareketli yükler sabit ise loading ratio'yu nasıl belirleyeceğiz? Örnek olarak hamur açma oklavasını verebiliriz. Bakın sağ alttaki animasyona dikkat ederseniz oklava masanın üzerinde tabii her iki ucundan el kuvvetleri, bastırma kuvvetleri uygulanıyor ve tabii orta kısımdan da hamura temas eden kısımdan dolayısıyla yayılı bir yük geliyor. Bu durumda acaba loading ratio ne olur? Sonuç olarak burada tekrarlı bir yükleme söz konusu tabii oklavada. Biz oklavayı sadece yani sanki ileri itiliyormuş gibi de düşünebiliriz. Burada tabii bir eğirme durumu söz konusu olacaktır. Eğirme momenti dağılımı söz konusu olacaktır. Ona tahmin etmeye çalışacağız. Onu incelemeye çalışacağız. Oradan hareket edeceğiz tabii. Daha sonra oklava kesitindeki gerilme dağılımlarını düşüneceğiz. Bir de tabii neyi çizmemiz gerekiyor? Normal gerilme dağılımı zamanla bağlı olarak nasıl olur? Bir de von Mises gerilme dağılımını çizmeye çalışacağız. Aynı zamanda bir de aslında burada tabii kesme kuvveti dağılımı da söz konusu olacaktır. Şöyle yapıyoruz bakın arkadaşlar. Şimdi oklavada bir el kuvvetleri var. Şu şekilde mesela F kuvveti her iki taraftan F kuvvetiyle bastırılıyor el kuvvetleriyle. Fakat tabii bu F kuvvetini dengeleyecek şekilde şöyle bir yayılı yük oluyor. Masanın tamamına temas eden yüzeyler için anlık bir an için yani anlık bir durum için tabii bunu çizdik bu serbest çizim diyagramını. Bu durumda tabii şuradan başlamak üzere moment dağılımı ya daha doğrusu eğme momenti nasıl değişiyor ona bakıyoruz. Buradan itibaren tabii lineer olarak şu noktaya kadar artıyor. Ondan sonra orta noktada maksimum olmak üzere tabii şurada da yine tam şu noktaya gelmek üzere F kuvvetlerinin etkisiyle tam şu şekilde gelmek üzere şöyle bir dağılım söz konusu olacaktır yani. Ve en maksimum momenti nerede olacaktır? Bu negatif moment olduğunu söyleyebiliriz. Yani işaret kuralından kesme kuvveti eğilme momenti diyagramların çizimini hatırlayacak olursanız mukametten burada en maksimum ya da buna en minimum da diyebiliriz gerçi. Şiddetçe en büyük olmasına rağmen tabii negatif olduğu için en minimum da diyebiliriz. Ama sonuçta en kritik kesit tam orta kesit olduğunu burada görüyoruz. Bunun yanı sıra burada aslında bir de eğirme momentinden başka kesme kuvveti dağılımı da söz konusu olacaktır. Ben de onu hemen şuraya çizecek olursam ve kesme kuvveti eğirme momenti diyagramını tabii işaret kuralını düşünecek olursak tabii negatiften yine başlamak üzere. Ondan sonra burada biraz daha artış söz konusu olacak.
Kesme kuvveti dağılımında baktığımız zaman şu şekilde olacağını görüyoruz. Şöyle tabii tam şu noktaya kadar devam edecek. Şöyle aynı değerler olmak üzere tabii simetrik olması gerekir bu diyagramında tabii. Burada eksi ve minimum işte burada ve maksimum olmak üzere tam momentin maksimum olduğu noktada ise yani daha doğrusu minimum olduğu noktada şiddetçe maksimum olduğu noktada V'nin sıfır olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi eğilme momentinden kaynaklanan gerilme dağılımını, neredeki gerilme dağılımını tabii oktavanın bir kesitindeki gerilme dağılımını. Bu da en kritik kesiti aslında düşünmek lazım. Yani mesela şu kesiti düşünmemiz lazım. Diyelim ki bu 1-1 kesiti. Bu 1-1 kesitini buraya çizdik. Oklavanın kesitinde o zaman eğilme momentinden kaynaklanan normal gerilme dağılımı nasıl olacaktır? Burada tabii üstteki lifler uzayacak, alttaki lifler kısalacak tarzında olduğunu görüyoruz eğilmeden dolayı. Dolayısıyla normal gerilmede üstteki liflere çekme gerilmesi gelecektir. Şöyle tam ortada sıfırlanacaktır. Tabii biz bunları nereden biliyoruz? Mukavemetten hatırlıyoruz değil mi? Mukavemet bilgilerimizi bir yerde tazelemiş oluyoruz. Bakın şurada şöyle bir gerilme dağılımı olduğunu görüyoruz. Burası nedir? Sigma X minimum. Burası sigma x maksimum olduğunu biliyoruz. Ve sigma x'in dağılımı nedir aslında? Bu mz momenti olduğu için eksi işareti de tabii gelmek kaydıyla eksi mz bölü iz çarpı y tarzında olduğunu görüyoruz. Tabii bu sigma x gerilmesi yani x eksenindeki çeki gerilmesi. Çünkü dediğim gibi eğilmeden dolayı üstteki lifler çekilecek. Alttaki lifler bu durumda basılacak tarzda bir eğilme söz konusu olacaktır. Peki bir de burada kesme kuvvetinden kaynaklanan gerilme dağılımı söz konusu aslında. O da kesmeli eğilmede tabii kesme kuvveti dağılımı nasıl oluyordu? Aslında formülümüz neydi? Tau. Buradaki tau aslında x y'ye karşılık geliyor bir yerde yani. Tau x'ye eşittir. V q bölü I t tarzında dağıldığını biliyoruz. Artık bunun teferruatını açıklamıyorum yani. T yani o an incelenen noktadaki kesit kalınlığı diyoruz tabii. Bunu mukavemetten siz bu konuyu inceleyerek bulabilirsiniz. Ama sonuç olarak burada gerilme dağılımına baktığımız zaman kayma gerilmesi dağılımına şu şekilde olduğunu görüyoruz. Bu da tau xy gerilmesi olduğunu biliyoruz. Yani aslında tabii yandan görünüş. Yani burada baktığımız zaman mesela şu noktada şöyle aşağıya doğru olduğunda söylememiz veya yukarı doğru da olabilir tabii bu. Evet duruma göre artık şöyle dağılıyor tabii. Evet şimdi tau xy ve sigma x maksimum dağılımı bu şekilde. Peki burada von Mises gerilmesi dağılımını da çizelim madem. Von Mises gerilmesinin aslında tabii biz biliyoruz ki arkadaşlar von Mises gerilmesi eşdeğer gerilme yani sigma von Mises'in genel formülünü şöyle bir hatırlayacak olursak bakın şu şekilde 1 bölü 2 neydi? Şöyle köşeli parantez alayım. Sigma x eksi sigma y'nin karesi artı sigma x eksi sigma z'nin karesi artı sigma y eksi sigma z'nin karesi sigma artı 6 tane tabii kayma gerilmeleri bileşenleri var. Tau x y'nin karesi artı tau x z'nin karesi artı tau y z'nin karesi olmak üzere. Bu şekilde bir genel formülü var tabii gerilme bileşenleri cinsinden. Fakat biz burada biliyoruz ki sigma y tüm noktalarda aslında sıfır, sigma z de sıfır ve de dolayısıyla şunlar sıfır olacaktır. Bunu biliyoruz. Şu değerler de diğer gerilmeler de sıfır olduğunu biliyoruz. O zaman baktığımız zaman A noktasında A uç noktalarda yani en üst noktalarda A ve B noktalarında
Sigma mommises'in aslında biz sigma x'e eşit olacağını biliyoruz. Yani yaklaşık olarak, yani gerçekte teorik olarak sigma x'e eşit olacaktır. Çünkü A noktasında tau x'e 0 olduğu için, yani tau x'e A ve B noktasında tau x'e 0 olduğu için sigma mommises'e eşit olacaktır diyebiliriz. Nerede? Sigma mommises A, sigma x A'ya eşit olacağını biliyoruz. Aynı zamanda sigma vomises B'nin de aslında tabi sigma x B'nin mutlak değerine eşit olacaktır. Sigma x B. Çünkü sigma x B negatif yok, sigma x B'nin mutlak değeri değil de aslında şöyle yazmak lazım. Sigma x B şunu da mutlak değer için alalım madem. Gerçi bu pozitif oluyor. Sigma x B pozitif oluyor ama sigma x A negatif olduğu için pardon, yanlış söyledim. Sigma x b negatif oluyor. Tamam, sigma x b negatif oluyor. Sigma x a pozitif oluyor. Yani şurası sigma x a aslında. Evet, yani a ve b noktalarında tau x y gerilmeleri tau x y a eşittir. Tau x y b kesme kuvvetinden kaynaklanan gerilmeler, kayma gerilmeleri sıfır olduğu için vomisesler birbirine eşit olur. Tamam. Ama C ve D noktalarında birbirine eşit olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü burada tau maksimum değeri tau C, tau XC, aynı zamanda tau XY C, daha doğrusu tau XY D'ye eşit olacağı için o zaman şunu söyleyebilirim ben. Sigma mommises C için mesela direkt sigma XA'ya yani şeyden farklı olduğunu söyleyebilirim. Büyük olduğunu hatta söyleyebilirim. Neden? Çünkü genel formüldeki ifadede bir de tau xy gerilmesi geleceği için sigma x c'den büyük olduğunu, aynı zamanda sigma mommises d'nin de yine sigma x d'den büyük olduğunu söyleyebilirim. Evet. Ve gerilme dağılımını, yani tabii kayma gerilmesi dağılımını şöyle çizecek olursak burada evet, bir çizgi oluşuyor ama neyse, şuraya çizecek olursam ben şöyle, madem kayma gerilmesi dağılımını da vomises gerilmesi dağılımını kastettim, pardon, şu şekilde çizecek olursam aslında tabii şöyle olduğunu görüyorum vomises gerilmesinin dağılımının. Şurada maksimum sigma vomises A noktası yine burası. Ama burada orta noktalarda tabii kayma gerilmeleri de olacağı için oradan kaynaklanan bir değer de karşımıza çıkacaktır. Sigma vomises maksimum burası. Ve şunu unutmayalım arkadaşlar. Vomises gerilmesi formülden de göreceğiniz gibi hiçbir zaman için negatif olmayacaktır bakın. Yani negatif olmaz değil mi? Vomises gerilmesi pozitif olacaktır. Evet, şimdi bu gerilmeleri böyle irdeledikten sonra yani acaba biz logarit ratio'yu nasıl belirleyeceğiz? Sigma x'in dağılımına dikkat edecek olursak, şimdi t eşit 0 anı mesela şurası olsun, t eşit d noktası olsun. Sistem ne yapıyor? Hareketli aslında. Sistem hareketli. Yükler sabit diyebiliriz biz bu sistemde, yani yükler sabit. Fakat workbench'te biz bunu tanımladığımız zaman sistemi sabit tutuyoruz. Sistem, yani bu oklavayı modelledik diyelim. O oklava sabit kalıyor. Yükler hareket ediyor. Yani daha doğrusu yükler değişken oluyor daha doğrusu. Yükler değişken oluyor. Fakat amacımız nedir? Bir noktadaki gerilme zaman diyagramını yükler değişken durumdayken aynen elde etmek. Gerçekte bakın tekrar edelim. Gerçekte sistem hareketli. Yükler sabit. Dolayısıyla T eşit 0 anında D noktasındayken mesela sigma x gerilmesini çizelim. Şurası D noktası. Ne oluyor? Şu tarafa doğru döndüğünü düşünelim merdanenin. Yani daha doğrusu kesit de tabii dolayısıyla saat bile ters yönde döndüğünü düşünelim. D'de iken gerilme 0 değil mi? Bakın sigma x gerilmesinden bahsediyoruz. 0. Ondan sonra D'den A'ya geliyor. O nokta aynı nokta A noktasına geliyor. A noktasına geldiği zaman gerilmesi ne oluyor? Maksimuma geliyor değil mi? Bakın şöyle sigma x maksimum oluyor. Şu şekilde geliyor. Tam
Burası artık A noktası oluyor, değil mi? A noktası. Sigma x maksimum. Evet, ondan sonra C noktasına tekrar geliyor. A'dan C'ye geliyor. Ya da T'yi buradan başlatmıştı ama neyse, ben şunu sileyim olmazsa, şurayı siledim. Sigma C'ye geliyor. D'den başlattık artık T'yi. C'ye geliyor. C'de gerilme ne oluyor? Sigma x gerilmesi 0 oluyor. Bakın diyagramdan zaten belli oluyor. C noktasına geldik. Ondan sonra C'den B'ye geldik. Minimuma geçiyoruz bakın şimdi de. Sigma x minimuma geçtik. Çünkü burası da B noktası oluyor. Artık sigma x minimum. Tekrar devam ediyor. Böyle tekrar D'ye geliyor. D noktasına geliyor. Böyle gerilme dağılımı bu şekilde devam ediyor. Demek ki bakın burada arkadaşlar bir noktada aslında bu sistemde gerilme sigma x maksimumla sigma x minimum arasında değişiyor. Ve bunların şiddeti de birbirine eşit. Yani şiddet olarak sigma x maksimum sigma x minimuma eşittir. Dairesel kesitte olduğu için diyebiliriz ki biz buna değer olarak, yani sigma x minimum şiddet olarak aynı zamanda sigma x maksimuma da eşit olacaktır. O zaman şimdi şu yorumu yapıyoruz. Hangi değişken yükleme durumunda, yani kuvvetleri yükledik mesela, F kuvvetlerini yükledik. Buradan tabii ne yapıyoruz? Burada icabında bir sabitleme yapıyoruz. Yani bu yayılı yükü uygulamıyoruz da workbench'te buradan bir sabitleme yapıyoruz. Sabitliyoruz burayı. Fix support yapıyoruz icabında. F kuvvetleri varken, F kuvvetleri aşağı doğru iken tabii biz hangi gerilme durumunu elde ettik? Bu gerilme durumunu elde ettik. Şimdi bir noktada, mesela bir noktadaki gerilme sigma x maksimumla sigma x minimum arasında değişecek şekilde F kuvvetlerini nasıl değiştirirsem o gerilme zaman diyagramını aynen elde edebilirim. Yani aslında gerçekte sistem hareketliyken, yükler sabitken bu gerilme durumunu elde ettim. Fakat workbench'te tanımlarken sistemi sabit tutuyorum. Yükleri değiştiriyorum. F kuvvetlerinin yönünü değiştireceğim veya sıfırlayacağım. Ama hangisini yapmam gerekiyor? Bakıyoruz ki sistemi sabit tutarsam F kuvvetleri aşağı doğru iken bir gerilme durumu elde ettim. Şimdi F kuvvetlerini yukarı doğru çevirirsem, yani eksi F tarzında yaparsam, o zaman ne olacaktır? Yani yukarı doğru olduğu zaman bu gerilme zaman diyagramını aynen elde ederim, değil mi? Yani F kuvvetleri bir artı F eksi F arasında değişirse bir noktadaki gerilme zaman diyagramını aynen bu şekilde elde ederim. Bu durumda ne anlama gelir? Bu loading ratio eksi 1 anlamına geliyor, değil mi? Bak, loading ratio eksi 1. Evet. Yani sonuçta gerçekte sistem hareketli, yükler sabit iken elde ettiğim gerilme zaman diyagramını Workbench'te yükler değişken, sistem sabitken nasıl elde edebilirim sorusuna cevap verdiğimiz durumda loading ratio'yu biz tam olarak tespit ediyoruz demek. Evet. Von Mises gerilme dağılımına bakacak olursak, tabii Von Mises gerilme dağılımında da tabii başlangıçta bir değeri var, bakın şurada T eşit, daha doğrusu D noktasında bir değer olacak. Eğer kesme kuvvetlerini ihmal etmiyorsak tabii şuradan şu şekilde bir değişken yükleme durumu söz konusu olacaktır. Şöyle gidecektir. Von Mises gerilmesi negatif olmayacaktır tabii. Ama ben bu Von Mises gerilme dağılımını yine loading ratio eşit eksi 1 için elde edebilirim. Çünkü ben yükleri diğer tarafa çevirsem, bakın buraya dikkat edelim. Yükleri negatif yapsam, yani artı f yerine eksi f yapsam, bu sefer A noktasında sigma x minimum, B noktasında sigma x maksimum olacaktır. Dolayısıyla Von Mises denkleminin, yani ifadesine bakarsak, şu yukarıdaki ifadeye bakarsak, şuradaki ifadeye bakacak olursak, sigma x'in negatif olması, tau x y'nin negatif olması sonuçları etkiliyor mu? Etkilemiyor, değil mi? Bak,
Sonuçlar yani sigma x'in karesi ile sigma x'in karesi aynı değerdir. Tau xy'nin karesi ile eksi tau xy'nin karesi aynı değer olacağı için yani f kuvvetini negatif tarafa çevirdiğim zaman da aynı sigma von Mises gerilme dağılımını zamanla değişen diyagramı yani şu diyagramı aynen elde edeceğim. Bunu tabii bu şekilde tahmin etmemiz lazım. Dolayısıyla hem bir sigma x için hem de sigma von Mises için bir kriterimiz bunlardan birisi olacaksa Lojdik reşoyu eksi 1 alabiliriz. Fakat şunu da söyleyelim. Eğer tau x'ye gelmeleri ihmal edilecekse sigma von Mises'in sıfır Lojdik reşoyu için sıfır da alınabilir tabii yani ama sonuç olarak ihmal edilse dahi Lojdik reşoyu eksi 1 yine alınabilir. Onu da söyleyeyim von Mises gelmesi için. Ama sonuçta Lojdik reşoyu eksi 1 almamız demek F kuvvetini negatif tarafa çevirmemiz demek ve yine gerilme zaman diyagramını değişken kuvvet için aynı şekilde elde etmemiz demek. O zaman en önemli nokta nedir? Lojdik reşiyoyu tespit ederken bir noktadaki gerilme zaman diyagramını değişken kuvvet için aynen elde etmek gerekiyor. Bu soruya cevap vermek gerekiyor. Workbench'te tabii. Biz çünkü loading ratio'yu değişken alıyoruz. Daha doğrusu loading ratio'yu sabit alıyoruz. Yükleri değişken alıyoruz. Sistem hareketli olsa bile sistemi sabit alıyoruz. Yükler değişken oluyor bu şekilde. Evet. Yani yeterince ayrıntılı anlattığımı düşünüyorum. Evet, şimdi üçüncü olarak sistem hareketli, yükler zamanla değişken. Hem sistem hareketli arkadaşlar hem de yükler de zamanla değişiyor. Mesela buna örnek olarak yüksek topuklu bayan ayakkabısını verebiliriz. Yani herhangi bir ayakkabıyı da verebiliriz ama sonuç olarak bunu yorulma açısından incelemek biraz daha böyle önemli olduğu için çünkü topuk kısmı daha fazla gerilmeye maruz kaldığı için daha önemli bir analiz olacaktır bu tip ayakkabılar için. Yani bunu düşündüğümüz zaman dikkat edersek sonuçta tek ayakkabı ne oluyor? Basma anında maksimum gerilmelere maruz kalıyor. Tam basma anında tek başına vücut yükünü taşırken tek ayak çünkü yürüme mekanizması o şekilde bir ayak bastığı zaman tüm yükü ayakkabıya vücut yükü ayakkabıya biniyor tabii. Orada gerilmeler maksimum oluşuyor ama diğer ayak bastığı zaman öbür ayak yani incelediğimiz ayakkabının olduğu ayak diyelim yukarı kalktığı zaman ne oluyor? Gerilmeler sıfır oluyor değil mi? Havadayken gerilme üzerinde olmuyor. Dolayısıyla bu tip bir sistemde böyle bir ayakkabının yorulma analizini incelersek loading ratio'yu yani gerilmeler sıfırla S minimum arasında daha doğrusu sıfırla S maksimum arasında değiştiği için bunu da sağlayacak olan yük, vücut yükü bir kere F maksimum olacak. F minimum da sıfır olacaksa loading ratio'yu sıfır almamız gerekiyor, değil mi? Sonuçta loading ratio sıfır olursa F minimum sıfır olur, S minimum da sıfır olur. Yani yük sıfır, gerilme sıfır. F maksimum tabii değeri vardır. O da S maksimum gerilmesini oluşturur diyoruz. F maksimum anlık statik analizde uygulanıyor tabii. S maksimum durumu sağlanır. Loading ratio eşit sıfır alınca F minimum sıfır tanımı yapılmış olacaktır diyoruz. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Birden fazla parçadan oluşan hareketli mekanizmalarda loading ratio'nun belirlenmesi nasıl olacak? Yani diyelim ki bu şekilde bir hareketli bir mekanizmamız var. Motora bağlı bir mil var, gene bir dişli var. Ona bağlı başka bir dişli var. Şuradan da tabii diğer kısımlara güç aktarılıyor. Tamam, şuradan da güç aktarılan kısımlar diyelim. Pardon, hemen bunu tekrardan alalım. Hareketli bir mekanizmada farklı parçalarda gerilme zaman diyagramı farklılık gösterecektir. Evet, bu önemli bir nokta tabii. Şimdi loading ratio'yu belirlerken biz neyi hedeflemiştik? Yani neyi kriter almamız gerekir? Yükün değişiminden çok gerilmenin değişimini kriter almamız aslında önemliydi demiştik. Onu sağlamamız gerekir demiştik. Şimdi bu tip mekanizmalarda da her bir noktada gerilme zaman diyagramı farklı olabilir. O zaman ne yapacağız yani?
Bu durumda logaritma ratio değeri hangi parçaya göre belirlenecektir? Şimdi bu problemin birkaç çözümü vardır. Evet, birkaç çözümü olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir kere anlık statik analiz yapacaksak, bu sistemde bir anlık statik analiz yapacaksak ne yapıyoruz? Motor haricinde sistemi bir kere modelliyoruz. Tabii şuraları mesela ne yapıyorduk? No separation değil mi? No separation yapıyorduk. Bunları belirliyoruz. Şuraları yükün uygulandığı kısımları fixed support yapıyoruz. Daha doğrusu yükün aktarıldığı kısımları fixed support yapıyorduk. Şuraya da bir moment uyguluyorduk, dikkat edersek yani bunu. Evet. Dediğim gibi şu kısımlara no separation, şuraya bir moment uyguluyoruz. Anlık statik analiz artı yorulma analizi yapacaksak bir parçanın loading ratio'su doğru olarak girilir ve onun ömür tayini yapılır. Bu sırada diğer parçalar dikkate alınmaz. Daha sonra diğer parçalar loading ratio değerleri sırasıyla doğru olarak girilir. Mesela biz burada mesela diyelim ki bu dişlinin anlık statik analizini yapacağız. Yani dişli kısmının anlık statik analizini yapacağız. Peki burada neyi görüyoruz? Dişlideki dişler temas ettiği anda üzerindeki gerilme maksimum seviyeye çıkıyor. S maksimum oluyor. Ama boşa çıktığı zaman dişli döndüğü için boşa çıktığı zaman o temas eden dişli boşa çıktığı zaman üzerindeki gerilme sıfır oluyor. Dolayısıyla gerilme nereden nereye değişiyor? Sıfırla S maksimum arasında değişiyor ve bunu bize verecek değer neydi loading ratio olarak sadece dişileri düşünürsek? Sıfırdı değil mi? Sıfırla S maksimum arasında. Fakat aynı şeyi miller için, şu mil için düşünürsek milde hem eğilme hem burulma olduğu için bir çevre noktası S maksimum, S minimum arasında gerilmesi değişiyor. O zaman mili esas aldığımız zaman ise loading ratio değeri eksi bir oluyor. O zaman biz bu tip sistemlerde birinci çözüm olarak hangi parçayı esas alıyorsak, yorulma analizini yapacaksak, o parçanın loading ratio'sunu sisteme tanımlıyoruz. O parçanın ömür tayinini yapıyoruz. O loading ratio için diğer parçaların ömrü belki doğru olmayacaktır. Neden? Onunların gerilme zaman diyagramı incelediğimiz parçadan farklı olacaktır. O yüzden dişli için mesela dediğim gibi sıfırla S maksimum arasında, ama düşünürseniz burada tabi şey için mil için, milim bir çevre noktası için eksi S minimum artı S minimum maksimum arasında, hatta bunlar arasında şiddetçe belki eşitlik de olmayabilir. Loading ratio daha farklı bir değer alacaktır. Eğer şiddet eşit olsaydı eksi bir değerini alacaktı mil için, ama dişli için ise sıfırla S maksimum arasında değiştiği için ne olacaktır? Loading ratio sıfır olacaktır. Evet. İkinci çözüm olarak sadece incelenecek parçanın modeli kurulabilir ve analiz yapılabilir. Bu parçaya ait loading ratio değeri girilerek tek analizle çözüm yapılabilir diyoruz. Yani diyelim ki tek bir parçayı inceleyeceğiz, bir mili inceleyeceğiz. Milin sadece modelini kurabiliriz veya dişli inceleyeceğiz, dişli modelini kurabiliriz. Tabi orada diğer parçaların etkisini de doğru tanımlamak gerekir. Yani supportları, connectionları doğru tanımlamak gerekir. O parçayı inceleyip loading ratio'sunu girerek analiz yapabiliriz veya anlık statik analiz yerine transient structure analiz yapmak da mümkün. Yani burada tabii biraz daha işler daha kapsamlı hale geliyor. Daha ileri seviyede bir analiz tabii transient structure analiz.
Transient structure analizin yani önemi nedir? Yani sistemi hareketli olarak her anı için yani incelediğimiz an için her anı için çözüm yapar. Ve böylece bu çözüm sırasında her bir parçadaki gerilmelerin zamanla değişimi zaten analizde ortaya çıkmış olur. Loading ratio diye bir terimle tanımlamaya ihtiyaç kalmayacaktır ve bu durumda tüm sistemin hareketli haldeki belli bir zaman aralığında hareketli haldeki zamana bağlı analiz yapılır. Ondan sonra yorulma analizine o şekilde geçirebilir. Fakat bu çözüm tabii biraz daha ileri seviyede bir çözüm olduğunu da düşünmek gerekir. Evet. Bunların girdilerini çok iyi ayarlaması gerekir diyoruz. Ansys Workbench'te arkadaşlar damage diye hasar diye bir tanımlama yapılıyor. Bunun anlamı nedir? Yani hasarı biz nereden elde ediyoruz? Yani analiz sonucunda, yorulma analiz sonucunda elde edebiliyoruz. Hasarı eğer sonuçları atarsak çözüm sonucunda bunları görebiliyoruz. Hasarın tanımı şu, tasarım ömrünün bulunan ömrü oranıdır. Tasarım ömrü dediğimiz bizim o mekanizmayı ya da o parçayı tasarlarken ki hedeflediğimiz ömürdür. Bulunan ömür ise analizler sonucunda elde ettiğimiz ömürdür. Tasarım ömrünün bulunan ömre oranı bize hasar dediğimiz değeri verecektir. Grafik olarak ekranda görüyoruz biz bunu. İşte damage'in birden büyük olması hedeflenen tasarım ömrüne ulaşamadığımız anlamına gelecektir. Bunları görmek istiyorsak işte Fatigue Tool'dan sağ click, Insert Damage yolu ile atanmalı. Ya da solution'dan atanıyor zannedersem bu. Belki bu yol yanlış olmuş olabilir. Ha, solution'dan atanıyor diye biliyorum. Tamam orada işlem ağacında bakabilirsiniz. Design Life değeri Fatigue Tool penceresinden gerekirse değiştirilebilir. Design Life'ı biz girmezsek 10 üzeri 9 alıyor yani default olarak. Sonra çözüm yaptırılmalıdır. Bir de Ansys Workbench'te Safety Factor of Safety diye bir parametre daha tanımlanıyor. Bunun açılımı şu şekilde şu denklemle ifade ediliyor. Yani emniyet faktörü bu sonuç hedef tasarım ömrü olan Design Life'a ne oranda eriştiğimizin bir ölçüsü oluyor. Eğer FS değeri Factor of Safety birden küçük ise cisim ilk tekrarda hasara uğrar anlamına geliyor. Yani daha hiç tekrar gerek kalmadan hemen bir anda hasara uğruyor. Eğer 1 ile 15 arasındaysa Factor of Safety cisim belli bir tekrara kadar dayanıyor. Eğer 15'ten büyük ise sonsuz ömre sahip olduğu söyleniyor. Yani sonsuz ömre sahip oluyor cisim. FS sonuçlarını görebilmek için Fatigue Tool sağ click Insert Safety Factor. Fatigue Tool değil de bu Solution diye biliyorum ben ama bunun solution sanki yani tam hatırlayamadım. Atanır ve sonra çözüm yaptırılır diyoruz. Evet son olarak sizlere yorulma mukavemet sınır diyagramlarından bahsetmek istiyorum. Yorulma süreklilik diyagramları. Bu diyagramlar aslında arkadaşlar yorulma deneylerinin farklı şekilde yorumlanmış hali de diyebiliriz. Bu diyagramlara dayanarak çeşitli kriterler söz konusu olacaktır ve bu kriterler de yani yorulma kriterleri yorulma hasar kriterleri Workbench'te kullanıldığı için bundan da bahsetmek istedim size. Şimdi yorulma deneylerini biz farklı ortalama mean stresler için yapıyoruz ve farklı tekrar sayıların elde ediyoruz. Yani her bir deneyde bir numuneyi tekrar yüke maruz bırakıyoruz. Belli bir ortalama gerilmeye ve belli bir gerilme genliği için ve ne zamana kadar demiştik ki hasar oluşana kadar bunları elde ettikten sonra ne yapıyoruz? Esen diyagramlarını elde ediyoruz değil mi? Esen diyagramları. Bunların nasıl elde edildiğini anlatmıştık. Örneğin SM1 eğrisine, alttaki eğriye bakacak olursak bu neyi ifade ediyordu bize? Biz bu ortalama gerilmede tekrarlı yüke maruz bırakırsak bir numuneyi o numunede SM1 ortalama gerilmesinde iken o numunede hangi gerilme genliğinde kaç tekrara kadar
bu dayanım söz konusu oluyor. Örneğin diyelim ki SM1 ortalama gerilmesinde SAB gerilme geldiğinde bu ki B deneyine karşılık geliyor. Bakın şuradaki deneye SAB gerilme geldiğinde SM1 ortalama gerilmesinde ben bu numuneyi yüklersem o zaman mesela nereye kadar dayanıyormuş? 10 üzeri 4 tekrara kadar dayanıyormuş anlamına geliyor. Diğer noktaları da buna göre yorumlayabiliriz. İşte SM1 diyagramını tekrar göz önüne alırsak 10 üzeri 6 tekrara karşı 10 üzeri 6 tekrara karşılık gelen bu diyagramdan elde ettiğimiz değeri biz neyle gösterelim mesela? S A 0,1 diyelim buna. Yani SA 0,1 nedir? SM1 ortalama gerilmesinde 10 üzeri 6 tekrar için gerekli olan gerilme genliğindir. Bu genlikten daha yükseğe çıkarsak 10 üzeri 6 tekrarından daha düşük tekrarda yoğrulma oluşur ki bu sonlu ömür anlamına gelir. SA 0,1'den daha doğrusu daha yüksek veya SA 0,1'e eşit gerilme genliklerinde 10 üzeri 6 tekrara kadar biz bu numuneyi dayandırıyoruz SM1 ortalama gerilme için tabii. Dayanabiliyor bu numune tekrarlı yüklere. O zaman işte zaten 10 üzeri 6 tekrar sınır değer olduğu için sonsuz ömür sınırı olduğu için diyoruz ki ortalama gerilme SA1 iken SA 0,1'den daha yüksek gerilme genliği uygulamamamız lazım diyoruz. Yani bu şekilde yorumlamalarımızı yapıyoruz bu diyagramlardan. Şimdi bu yorulma deneylerinin farklı şekilde yorumlandığı başka bir diyagramdan bahsedeceğim size. Düşey eksene S maksimum, S minimum, yatay eksene SM'i yerleştiriyoruz. Bir de bunun tabii negatif kısmı da olacak tabii. Şimdi ortaya da bir tane 45 derecelik bir doğru çiziyoruz. Örneğin SM1 ortalama gerilmesi için, diyelim ki SM1 ortalama gerilmesini buradan işaretledim. İşte 45 derece açıdan, daha doğrusu 45 derece doğrudan itibaren SA 0,1 kadar, SA 0,1 neydi? 10 üzeri 6 tekrar için gerekli olan gerilme genliği yani SA 0,1 kadar çıktım. SA 0,1 kadar çıktım. Tam şu noktayı buldum. Bu noktada neyi elde ettim aslında? S maksimum değeri bak. Şurası S maksimum değerini elde ettim. Yani bu diyagramda S maksimum 1 diyebilirim ben buna. Yine bu diğer şeyden tam 45 derece açıdan itibaren aşağıya doğru bu sefer indim. Ne kadar indim? Şu tam sıfırdan geçmeyebilir tabii yani. Nereden? Şuradan bir yerden geçsin. Ama şu kısımda SA 0,1 olacak tabii. SA 0,1 kadar gerilme genliği olacak. Yani şu iki parça, şu uzunluklar birbirine eşit olacak. Ve burada da S minimumu elde ediyorum bakın. S minimum değeri burada oluyor tabii. Ve bunun gibi SM1 gibi SM1 noktasını SM1 için elde ettiğim gibi bu noktaları SM2 için de elde ediyorum mesela. Şöyle bir nokta elde ettim icabında SM2 için. Diğeri için şöyle bir nokta elde ettim SM3 için vesaire. Ve de öyle bir gerilme genliği de var ki sıfır değerinde. Daha doğrusu SM0 için SM eşit 0 için ortalama gerilme 0 için bir gerilme genliği daha var. Bu da nedir? SE değeri. Şu deney için mesela bu deney 4 diyelim biz buna. Çünkü diğerleri deney 1, deney 2, deney 3 diye isimlendirirsek deney 4 için bir tekrarlı yükleme hesabı yaptığımı düşünüyorum. Şimdi bu noktaları elde etti. Bu noktalardan deney 4 için de tabii SM0 olduğu için şöyle bir nokta elde ettim. İşte ben bu noktaya özel olarak SE diyorum. SE aynı zamanda SM0 için çünkü bakın şurası sıfır noktası ya SM0 için hem maksimum gerilme oluyor dolayısıyla hem de ne oluyor? Gerilme genliği oluyor. Gerilme genliği olur. SE0 şey SE değerinin üstüne çıkarsam ne anlama gelir?
Ortalama gelirme SM eşit 0 için ben sonlu ömür elde ederim SE'nin üstüne çıkarsam. O zaman bu noktalar sonlu ömür sınırı oluyor. Bakın bu noktaları birleştirdiğim zaman, çünkü hepsi bakın SA 0-1 gibi gerilme genliklerini elde etmiştim ya. Bu genliklerin hepsi aslında şurası mesela nedir? Diyelim ki şurası da SM2 olsun. SM2. İşte burası da aslında SM2 eğrisine karşı gelen, tabii neresi oluyor? 10 üzeri 6 tekrar dedik ya, şu nokta işte. SA 0,2 noktası oluyor mesela. Şurası nedir? SA 0,2 diye düşünebiliriz. Bunun da tam karşılığı tam şu noktaya karşılık geliyor tabii. İşte bu noktaları birleştirdik. Şu noktaları da birleştiriyoruz tabii bir taraftan. Minimum olan kısımda birleştiriyoruz ve böylece şöyle bir eğri elde ediyoruz. Şu şekilde bir eğri elde ediyoruz. İşte tam şu nokta, bu da eksi SE'ye karşılık geliyor. SE, endurance stress ismini verdiğimiz endurance stress özel bir gerilme genliği bu. SM eşit 0 için olan gerilme genliğidir. Evet. Demek ki yorulma deneylerinin farklı şekilde yorumlanmış hali aslında mukavemet sınır diyagramı ismini alıyor. Biz buna Smith diyagramı da diyoruz. Goodman-Smith diyagramı da denebiliyor. Fakat tabii bunu biraz daha şimdi revize edeceğiz. Yalnız şunu da söyleyelim ki bu diyagramın ne anlama geldiğini tekrar edelim daha doğrusu. Bu diyagramın dışına eğer biz çıkarsak, bu diyagramın bu eğrinin dışına çıkarsak sonsuz ömür elde edemeyiz. Bu diyagramın içinde kalırsak ancak sonsuz ömür elde ediyoruz. Yani herhangi bir mesela diyelim ki SM5 gibi bir ortalama gerilme düşünelim. İşte SM5'te benim gerilme genliğim ne olması gerekiyor? Gerilme genliğimin şunu aşmaması gerekiyor bakın. SA 0,5 bunu aşmaması gerekiyor demek ki. Yani şurada da maksimum gerilme oluyor SM5 için. Şu nokta bakın, şu nokta en uç nokta dediğimiz şu nokta, burası S kopma ya da S ultimate deniyor buna. Bu da Endurance Stress diyoruz. Evet. Demek ki bu şekilde bir mukavemet sınır diyagramı elde ediyoruz. Bu ham hali tabii. Şimdi biraz daha irdeleyeceğiz konuyu. Şu şekilde diyagramı tekrar çiziyoruz. Yani biraz daha düzgün çizdik şimdi. Bu diyagramda yani mukavemet sınır diyagramı, tabii bunun da bir negatifi de var. Onu da belirtelim. Negatif tarafı da var bunun tabii. Şöyle devam ediyor bu. Şu şekilde. Yani sünek malzemeler için eşit oluyor tabii. Simetrik oluyor. Şimdi bu diyagramı tekrar çizdik arkadaşlar. Bundan sonra bu diyagramı biraz daha basitleştiriyoruz. Nasıl basitleştiriyoruz? Ben diyorum ki bu diyagramı çizebilmek için, yani gerçek şu diyagramı çizebilmek için birçok deney yapmak gerekiyor, değil mi? Deneyler yapmak gerekiyor. Yani her bir noktaya elde edeceğim, bu eğriyi nasıl elde edeceğim, birçok deney yapman gerekiyor. Ama şöyle bir basitlik söz konusu, basitleştirme söz konusu. Ben SE değerlerini bilirsem, yani SM eşit sıfırda SE değerlerini, endurance stresleri bilirsem, ondan sonra zaten malzemenin kopma mukavemetini biliyorum. S ultimate'ı biliyorum. S ultimate ya da S kopma da diyebiliriz buna. Bu ikisini daha doğrusu şöyle bu diyagramı şu şekilde basitleştiriyorum. Yani artık eğrisel değil, SE ile S ultimate, eksi SE ile, tabi bu eksi olacak, eksi SE ile S ultimate'ı birleştiren çizgi tarzında tanımlıyorum. Biz buna Goodman diyagramı diyoruz. Goodman. Goodman diyagramı diyoruz. Tamam. Bu şekilde basitleştirdik. Bu sınırları aşarsak yine dediğimiz gibi
sonsuz ömür elde edemiyoruz. Peki bu diyagramı başka bir tarzda şimdi ifade ediyoruz bakın. Nasıl tarzda? SA'yı düşey eksene yani alternatif stres dediğimiz gerilme kendini düşey eksene mean stresi de yatay eksene koyduğumuz zaman şimdi Goodman diyagramına göre sınırlar nereden nereyedir? Aslında biz şurada S6 yani kopma mukavemetiyle SE arasında değil midir? SE arasında. Biz bu eğrinin daha doğrusu doğrunun altında kalırsak, üçgenin içinde kalırsak yine sonsuz ömür elde ederiz. Sonsuz ömür elde ediyoruz diyoruz. Ama üstüne çıkarsak Goodman diyagramına göre yine sonlu ömür elde ediyoruz. Mesela herhangi bir SM1 için mesela SMA diyelim mesela SMA için benim gerilme genliğimin ne olması gerekir? Ancak şu nokta, şu değer olması gerekir, değil mi? Şu değer olması gerekir. Ancak şu değer ve karşılık gelmesi gerekir. Bundan daha yüksek gerilme genliği olursa şu noktadan yani SA 0A oluyor dolayısıyla bu. Bundan daha yüksek olursa ne oluyor? Sonuçta sonlu ömür elde ediyorum. 10 üzeri 6'dan daha düşük bir ömür elde ediyorum demektir. Evet, yani burada da karşılığı ne olabilir bunun? Mesela diyelim ki şurası SMA. O zaman benim SA 0 değerim ancak şurası olabilir değil mi? SA 0 A değerim. Bundan daha yükseğe yani daha fazla gerilme genliği uygulayamam anlamına gelir. Veya maksimum gerilme için de aynı şeyi düşünebilirim. Evet. Şimdi bunu biraz daha temizlesek iyi olacak yani anlaşılması için şöyle yapalım. Burayı tamamen temizleyelim. Tümünü sil diyelim. Tamam. Goodman diyagramını anladık. Bu Goodman eğrisi demek ki Goodman. Şurası neydi? As altımız S E değeri dedik. Bu da Goodman tabii. Goodman bu da. Tamam. Bunu anladık. Peki şurası da neydi? S6 bakın. S6 başka diyagram olabilir mi? Yani bu Goodman hasar teorisi yani yorulma hasar teorisi diyoruz. Başka diyagramlar da var tabii. Mesela şu eğride Gerber eğrisi oluyor. Gerber. Yani buradaki karşılığı da şöyle bir eğri oluyor dolayısıyla bunun. Gerber eğrisi. Peki Gerber de ayrı bir teori tabii. Yani ister Goodman'ı kullanırız, ister Gerber'i kullanırız. Duruma göre artık yani onların arasındaki farklar var tabii. Her birisini workbench'te seçebiliyoruz. Hangi teoriyi kullanacaksak. Bir başka teori ise Soderberg dediğimiz. Şu teori burada da SE tabii şurası SE eksi SE olmak üzere tabii bunlar. Soderberg'te de akma sınırına kadar malzeme yükleniyor. Yani akma sınırını aşmaması gerekiyor. Yield. Sigma yield dediğimiz yani akma bu kopma tabii kopma burası. Burası akma. Akma. Akma sınırını aşmaması gerekiyor. Tabii bu 45 derece açı olduğu için şurası da yield'a eşit oluyor dolayısıyla. Soderberg'in sağdaki grafikteki doğrusu da şu oluyor demek. Soderberg. Evet. Bir de arkadaşlar Goodman eğrisinin modifiye edilmiş hali var. O da Goodman eğrisi bakın yield stresin üstündeki kısmı atılıyor. O zaman modifiye edilmiş oluyor. Şöyle bir eğri elde ediliyor ki nereye kadar geliyor bu? Bakın şu yield stres'te yatay hale geliyor. Ondan sonra tam şu doğrunun yatay doğrunun başlangıç noktasından 45 derecelik noktadan şöyle bir
şey indiriyoruz, çizgi çiziyoruz. Tekrar şu da şunu da eksi s ile birleşiyoruz. Bu da modifiye Goodman diyagramı oluyor. Ve buradaki değeri de nasıl oluyor bunun? Buradaki karşılığı şöyle geliyor bakın. Yani şurası tabi S yield oluyor tabi bu. Tam şöyle oluyor. Bu da modifiye Goodman. Modifiye edilmiş Goodman eğrisi oluyor. İşte bu eğriler bu eğrilerin biz altında kalırsak yani sınırların dışına çıkmazsak sonsuz ömür elde ediyoruz. Eğrilerin dışına taşarsak sonlu ömür elde ediyoruz anlamına geliyor. Bu kriterler Workbench'te dediğim gibi seçilerek kullanılabiliyor. Yorulma analizleri yapılabiliyor. Yine SM eşit 0 için tabi hangi değerler lazım bu diyagramları elde etmek için? SM eşit 0 yani SE değeri endurance stress'e ihtiyaç var bir kere. Malzemenin ultimate stresi kopma gerilmesine ihtiyaç var diyebiliriz. Yield stress'e belki modifiye Goodman'da bir de Gerber değil de Soderberg'de ihtiyaç var. Yani şu yeşil olan Soderberg değil mi? Onu da söyleyelim. Şu yeşil olan da Soderberg kriteri ne karşılık geliyor? Burada da arkadaşlar Goodman diyagramının modifiye edilmiş halinde görüyoruz. Biz yeşil alanda kaldığımız sürece sonsuz ömür elde ediyoruz. Şu portakal renkli alana geçersek yorulmadan dolayı hasar söz konusu olabiliyor. Eğer kırmızı alana geçersek bakın yield stresi de aşmış oluyoruz. Ve o zaman tekrarda zaten akma sınırına erişmiş oluyoruz. S-Ultimate'ı geçersek zaten tekrarda ne oluyor? Kopma oluyor yani. Direkt kopmaya maruz bırakıyor. Tekrar bile söz konusu olmuyor. O zaman yeşil alan içinde kalmamız gerekiyor demek. Son olarak size düzeltme faktöründen bahsetmek istiyorum. Yani sonuçta biz deneylerle biz endurance stresi SE üssünü elde ediyoruz. Tamam, deneysel olarak bunu elde ediyoruz. Deneysel SE üssü deneysel elde edilen değer fakat yorulmaya etki eden farklı faktörler de söz konusu olabiliyor. SM eşit 0 için SE üssü tabii yani zaten endurance stresin özelliği SM eşit 0 için elde edilen gerilme genliği, sonsuz ömrü karşılık gelen gerilme genliği demiştik. SE üssü deneysel yorulma mukavemet genliği, evet dediğim gibi. SE de gerçek yorulma mukavemeti genliğidir. İşte gerçek yorulma mukavemeti genliğinde düzeltme faktörü dediğimiz K'yı kullanıyoruz. K da 0 ile 1 arasında bir katsayı. Dolayısıyla olumsuz etkenlerin etkisini de analiz programına yansıtmış oluyoruz K'yı girerek. K değerini etki eden faktörler işte çeşitli faktörler var. Yüzey faktörü, kat sayısı var, boyut faktörü var işte. Yük faktörü var, sıcaklık faktörü var. Yani bunların detaylarına artık girmiyorum. Gerilme yanılması faktörü var. Ve bunların her birisi çarpımı neyi veriyor bize? Bunların birbirleriyle çarpımı. Bir tek en sondaki K'nin gerilme yanılması faktörü 1 bölü KF olduğunu görüyoruz. Ve de bunların çarpımıyla K düzeltme faktörünü genel anlamda elde ediyoruz. Gerçek yorulma mukavemetini SE değerini elde ediyoruz ve ona göre tabi analiz programında bir kriter seçerek ne yapıyoruz? Bütün bu faktörleri de işin içine dahil etmiş oluyoruz. Analiz programına dahil etmiş oluyoruz. K'yı 0 ile 1 arasında dediğim gibi seçmemiz gerekiyor. Zaten birden büyük olsa program da kabul etmiyor. Workbench'te Fatigue Tool'dan K değeri girilebilmektedir. Yani Fatigue Tool'da bakarsanız K düzeltme faktörü de girilebilmektedir. Evet, yorulmayla ilgili anlatacağım şeyler aslında bu kadar. Yorulma konusu biraz detaylı bir konu. Yani birçok parametre var, birçok değişken var. Bununla bu konuda tabii tecrübe sahibi olmak için tabii çok farklı örnekler üzerinde çalışmak lazım. Özellikle
loading ratio değerini belirlemek biraz daha temel bilgi gerektiriyor. Çünkü gerilmelerin nasıl değiştiğini önceden tahmin edebilmek gibi bazı yani bazı çalışmalarda bulunmak belki icap edebiliyor. Sonra malzeme özelliği olarak tabii ne yapmamız lazım? Esen diyagramını girmemiz gerekiyor ömür tayini için ve de yorulma için dediğim gibi bu kriterlerden bir tanesini seçerek de yani ikinci bir alternatif çözüm olarak tabii bu ne yapıyoruz? Yorulma analizini yapabiliyoruz. Ama bunları illa seçmemiz gerekiyor mu? Bakın dikkat edin onları da seçmemiz yani programda gerekmiyor hasar Esen diyagramından da sonuca gidebiliyoruz aslında sadece tek başına Esen diyagramından da sonuca gitmemiz mümkün. Evet. Peki bu konuyu da bu şekilde tamamlamış olduk. Teorisini tamamlamış olduk daha doğrusu. Yorulma ile ilgili Workbench'te çeşitli uygulamaları yaparak kendinizi bu konuda geliştirmenizi öneriyorum.